Diyor ki, seçkin bir kimse değilim. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri acz tutuyor. Bağışlamanı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgeme. Hayat bir boş rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü. Eski günahlar dipdili. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim, bağışlanmanı dilerim. Sana zorsa yanmaya razıyım, kolaysa affı esirgeme. Hayat boş geçti, geri kalan korkulu. Her adımım dolu olsa, işe yaramaz katında biliyorum. Bağışlanmamı diliyorum, seçkin bir kimse değilim. Seçkin bir kimse değilim. Aç tutuyor baş harfleri ismini. Sana zorsa bırak yanayım. Değilse esirgeme, bağışlamanı dilerim. Allah mekanını cennet etsin Cahit abimizin. Şimdi bir diğer güzel adam, bir diğer naif adam, bir diğer kıymetli adam, onun da mekanı cennet olsun, Erdem Bayazıt abimizin bu memleketin öyküsünü, hikayesini anlattığı sana, bana, vatanıma, memleketimin insanlarına dair diye böyle bir manifesto gibi müthiş, acayip bir şiiri vardır. Bir kez daha memlekete sevdamızı Erdem Bayazıt'ın o 10 yıllar önce kaleme aldığı dizeleriyle tekrar gelin buradan Esenler Meydanı'ndan gökyüzüne doğru salalım gitsin bakalım. Telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Damdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan, 42'li saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçinde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını.
Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parklarının sız yerlerinde, örneğin Hint okyanusu gibi derin isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde, 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda, başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden, uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştı diye devam edip gidiyor bu güzel şiir. Son bölümünden de çok güzel dizeler var, onlardan da okuyayım biraz size. Bakın diyor ki, İsyan şiirleri bilirim sonra, kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden, harfler harp düzeni almıştır mısralarında, kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştı, kimi bir soygun sofrasında, ışıklı sofralarda hırsızın hırtlağına tıkanmıştı. Müslüman yürekler bilirim daha, kızdı mı cehennem kesili, sevdi mi cennet? Alınlar bilirim haşim, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim. Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna, adım gelmeli. Adım kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim, canım sevgilim. Memleketim.